çiftçilerimiz kavun bahçesinde bir çekim yapmıştık. Şimdi o bahçede üretilen kavunları Nail Bey ile beraber kesip tadına bakacağız. Gerçekten kuyucakların dediği gibi bu kavunlar lezzetli mi? Tat oranı nasıl? Bir tadına bakacağız. Evet Nail Bey, önce bize karpuz mu keseceksiniz, kavun mu keseceksiniz? Efendim ilk önce karpuzdan başlayalım. Evet. Çünkü karpuz. Yani karpuz küçük ama artık son zaman olduğu aynen, için. Aynen aynı şekilde. Lezzeti güzeldir diyorsun yani. Şöyle karpuzu kesiyoruz. Bıçak karşıda gösterdiği zaman. Çatlıyor böyle, diyorsun yani. Aynen. Evet. Ama bu karpuzlar böyle biraz sanki pembe gibi. Niye böyle? Tabii bunlar çekirdek karpuzdur bu. Bunların yani doğası bu şekildedir. Yani orijinal karpuz bu evet, diyorsun yani. Evet. Orijinal çekirdek karpuzu pembedir. Evet. Kırmızı olmaz. Biz de ne yazık ki kabak karpuzları yiye karpuzu kırmızı olarak algılamışız değil mi? Evet. Evet. Esas yenilecek karpuz her zaman çekirdek karpuzdur. Evet. Şöyle ben size şöyle. Evet. Bu sene nasıldı karpuz piyasası? Biraz o konuda konuşalım. Karpuz piyasası bu sene ilk böyle Temmuz'un sonu bilen karpuzlarımız çıktı. İlk çıktığında biraz iyiydi. Ama sonradan tabii etrafta karpuz çıkınca fiyatlarımız düştü. Şu anda 1,5 lira karpuz kilosu 1,200. Yani 1, toptancılar burada ne evet. kadardan aldılar karpuzu? Karpuzu buradan ilk çıktığı zaman 2 liraya 2,25'e o şekilde aldılar. Ama şu anda maalesef 1,25'e kadar düştü. Buradaki toptan satış değil mi? Evet, evet. Bu şekilde. Siz toptan mı veriyorsunuz yoksa pazara falan mı götürüyorsunuz? Veya özel müşterileriniz var mı? Burada bizim müşterilerimiz var, toplarımız var. Burada zaten kavun pazarımız var bizim. Evet. Bu kavun pazarımız zaten Türkiye'nin birçok yerinden Isparta, Afyon, Bolu, Aydın, İzmir bu bölgelerden zaten toptancılarımız geliyor. Ama maalesef bu sene biraz mazot fiyatlarının az yüksek olmasından eski müşterilerimiz pek fazla gelmiyor. Uzak olunca gelmiyor. Tabii. Şimdi uzak olunca şimdi maliyet artıyor. Evet. Diyor, telefon açıyor bazı müşterilerimize. Hı hı. Onlar da diyor ki arkadaş ben diyor bugün Antalya'dan diyor gelip gittiğim zaman 2 TL mazot çakıyorum diyor. Yani 2 kilometrede. Ya 2000 lira mazot çakıyorum diyor. 2000 lira. Evet. Şimdi bu da yani genelde ya adam 3 ton mal aldığı zaman kiloda 70 kuruştan bir nakliye biniyor. Evet. Şimdi yani diyorsun ki 1,25'e karpuz aldığında bu vatandaş evet. 2 lira bunun maliyeti. Yani bu vatandaş bunu 3 lira satması lazım ki para kazansın. Tabii 3 liraya karpuz yani, satabilir mi? 3 lirayı da para kazanmaz. Çünkü niye kazanmaz? Şimdi kiloya girdiği zaman bunun poşeti oluyor efendim. Şimdi mesela biz bunu mesela şimdi çekiyoruz. Filesi var. Tabii. Şimdi, fiyat düzlüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi mesela 21 kilo geliyor. 21 kilo adam mesela diyor ki arkadaş 20 kilo hesabını görüyor. Evet. Ondan sonra atıyorum mesela diyelim ki 55 lira tutuyor adam 50 lira yapıyor çünkü yani bizim Anadolu geleneğinin böyle şeysi vardır yani. Tatlı bir şeyi vardır. Evet. Pazarlık sünnettir der. Evet. Fiyat düzleme yani, gerekir der. Adam diyor ki arkadaş ben de kaç para bu mesela 2,5 lira arkadaş ben diyor biraz işte 50 kilo alacağım bir indirim yap diyor. Bizim Anadolu geleneğimizde pazarlık sünnettir yani. Evet. Pazarlıkta güzel olur yani alışverişin olması bereket var. Bereketi evet. vardır. Olması alışverişin olması olmazlarındandır. Evet. O şekilde yani.
Bu arada karpuzu yedik muhabbet ederken bir şey söylemedim ama gerçekten karpuzun haline, görüntüsüne bakmayın. Lezzeti çok güzel. Yani pembe bir karpuz ama lezzeti çok güzel. Tadı çok güzel. Yani ve sulu bir karpuz. Nail Bey sağ olsun bize orijinal karpuzu tattırmış oldu. Teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah üreticilerimizin emeklerini zayi etmesin. Helalinden bereketli bol kazançlar versin. Nail Bey bu kavun nasıl bir kavun? Cinsi nedir? Bu kavun bir cirav kavunu deriz. Evet. Bunu genelde bu bölgede yani bizim Açıkhan bölgesinde bu bizim Kuyucak eker bunu. Bu fazla kilo olmaz, büyümez yani. Ama tat oranında yani en tatlı kavun budur. Ama fazla kilo yapmaz. Bunun ortalama kilo ağırlığı 2-2,5 kilodur. Evet. Fazla büyüme yapmadığı için bunun çoğu yer bunu ekmez. Yani küçük kalıyor yani. Küçük kalıyor diye ekmez. Ama biz biz Kuyucak olarak diyoruz küçük kalsın ama vatandaş ağız tadıyla kavun yesin. Yani gelen müşterimize biz böyle yani böyle göğsümüzü aşağı aşağı yani garantili şekilde mal verebiliyoruz. Evet. Yani 1983'ten beri biz bu işi yapıyoruz. Babamdan kalmadı. Yani 83-17 yani 40 senedir. Evet 40 senedir. Ama 40 senedir bizim bu köyümüzde bu mesela bu bölgede bir marka yapmıştır. Başka bir kavun ekilmiyor değil mi sizde? Hayır biz başka bir kavun. Sadece bu kavun var. Evet. Bugün kavun pazarına da gittik. Evet. Hep bu kavun var. Evet. Niye bu kavundandır ama bu hep yani dedik ya bunun için bunda yani tatsız kavun diye bir şey olmaz bunda. Yani tatlı, lezzet garanti diyorsun. Garanti. Yani müşteriler gözünü yumduğu yerden alabilir. Zaten de 40 senedir de zaten bizim müşterilerimiz geliyor. Yani Türkiye'nin çoğu yerine biz kavun gönderiyoruz. Yani millet de ağız tadıyla tabii kavun yiyor. Evet. Yani biz de buradan diyoruz ki arkadaşlar ağız tadı ile vatandaş kavun yiyecekse kavunun adresi Kuyucak diyoruz. Kuyucak diyoruz. Bugün koyum kavun pazarında dikkatimi bir şey çekti. Orada üreticimizin bir tanesi dedi ki burası dedi kavunda markadır dedi. Evet. Yani her tarafta kavun olur ama dedi Kuyucak kavunu başkadır dedi. Evet. Şimdi bugün mesela Antalya'ya git, Denizli'ye git, nereye gider Kuyucak dediğim iyi adam yani marka yapmışlıktır. Evet. Yani şimdi siz diyorsunuz ki mesela yarın Tavas'a pazara gideceğim diyorsun. Evet. Tavas'ta bir sürü de kavun üretiliyor değil mi? Üretiliyor ama ben şimdi şöyle bir şey ki mesela bak ben gördüm ben bir Roma kavunu ben o köyde mesela bitiriyorum. Bir günde bitiriyorum. Bir günde bitiriyorum. Aşağı yani iki ayda da o mesela o köye gidiyorum. Alanlar sabit insanlar mı yoksa farklı insanlar mı? Ya zaten bizden bir kere kavun alan başka yerden de kavun alma. Aramaz değil mi? Aramaz. Evet. Yani adam Kuyucak kavunu tattıktan sonra başka yerden kavun alması mümkün değil. Yeter ki güzel olsun. Güzel, evet, bizimki evet, de kavun evet. Garantili diyorsunuz. Evet biz garantili diyoruz. Garanti veriyoruz. Kavunun adresi Acıbeyen Kuyucak diyoruz. Bir kavuna bakabilir miyiz acaba evet, gerçekten evet, öyle evet. miyim? Evet. Şöyle kavunumuzu da kesiyoruz. Bir de dediler ki çok dikkatimi çekti. Burada dediler Aralık Ocak ayına kadar kavun bulunur. Evet. Burada bizim kavun pazarımızda zaten şimdi sizin de gördüğünüz gibi vatandaşlar romortları dolur pazarda getirir. Bizim burada yani Kasım'ın Aralık'ın 20'sine kadar bizim pazarımızda kavun pazarımızda bizim kavun romortları bulunur. Bir de bu kavun kışlık bir kavun değil mi? Evet. Bunu eve koyacaksın. Kartonu kesip yani şöyle karton üzerine bunu
serecektin. Nisan'da yani bunun kavunu yiyip çekirdeğini tahlayı dikebilirsin. O zaman şöyle bir çağrıda bulunabilir miyiz değerli izleyicilerimize? Evet. Acıbayam tarafına yolları düşerse. Evet. Burada kavun pazarına uğrasalar, gelseler, bir evet. 50 kilo, 100 kilo alsalar, götürseler, bir daha kavun aramasalar. Aynı, bittikçe yeseler. Evet, aynı şekilde biz de iddia ediyoruz. Evet. Vatandaşlar kavunu alacak. 50 kilo bir kavun alacak. Evine götürüp karton üzeri serecek. Evet. Bu kavunu Nisan'ın 30'una kadar, Mayıs'ın 15'ine kadar evde bu kavunu yiyecek, öyle mi? Evet. Bazı yerlerde biz o şekilde yani evet. iddia ediyoruz yani. Evet. Bazı yerlerde şey yapıyorlar. Kavunları böyle asıyorlar yukarılara. Sizde var mı öyle bir gelenek? Ya bizde de var o ama şöyle onlar daha önceden bizde var idi ama biz artık şöyle bir şey oldu. Bir yere kartonu koyuyoruz. Bunun kartonu üzerine koyuyoruz. Ama bunu asarsan fileyle asacaksın. Evet. Yani alsan da karton üzerine bıraksan da bu kavunu Nisan'ın 30'da yiyeceksin. O kadar. O kadar. Evet. Evet. Değerli takipçilerimiz bakın Nail Bey bize kavunu kesti. Şimdi bakıyoruz. Arılar bile kavunlara geliyor. Sabahtan beri kavun pazarına geldik. Kavun bahçelerini gezdik. Hep kavunu övdüler. Şimdi kavunu yiyoruz. Ve gerçekten övdükleri kadar var. Kavun çok lezzetli. Yani şeker hastası olanlar dikkat etsinler biraz. Çok aşırı tüketmesinler. Onun dışında lezzet çok güzel. Ve asitlenme yok değil mi kavunlarda? Hayır. Bunu zaten özelliği budur. Yani özelliği budur derken ufak kavun yaptığı için ufak kavunlarda asitlenme olmaz. Zaten asitlenme olsa bu dayanmaz bu. Ama biz iddia ediyoruz. Diyoruz ki müşterilerimize bu kavunu koyacaksın evine 2023 Nisan'ına kadar yiyeceksin. O kadar şekilde diyorsunuz. Evet, o şekilde iddia ediyoruz. Peki bu kavunun şu anda kilo mu satılıyor pazarda, toptan mı, nedir fiyatı? Vallahi şu anda bu kilo hesabı da satılıyor. Biz Anadolu geleneğimiz evet. Yani peygamber pazarlarında götürü usulü. Evet. O şekilde de satılıyor. Yani vatandaş nasıl istiyorsa. Evet. Yani gelen müşterilerimiz ne şekilde istiyorsa o şekilde satılıyor. Mesela şimdi bir tane takipçimiz evet. Yeşil Yuva'ya gidiyor. Evet. Giderken yolda durayım şuradan bir 50 kilo 100 kilo kavun alayım dediğinde alabilir evet. mi yani? Evet. Zaten pazar yerimiz zaten yol üzerinde. Evet. 7 gün 24 saat açık. Açık. Yani 7 gün 24 saat orada kavun var. Bulunur. Yani ben 50 kilo alacağım, ben 100 kilo alacağım, ben 200 kilo alacağım dediğinde hemen takibi evet. verilir diyorsunuz. Evet. Evet. Zaten şöyle bir şey ki bunu bizim mesela bazı müşterilerimiz de var mesela adam diyor ben Antalya'dayım mesela diyor işte Kuyucak kavunu aldım. Mesela orada aldı diyor. Diyor işte ben diyor işte Pamukkale'deyim tatile geldim dönüşte diyor adam buraya köyümüze yani uğruyor öyle mi? Evet uğruyor. Mesela bizim pazar yerinde adam bagajına kavunu doldurup gidiyor yani. Evet. Adam Antalya'da sattı kavunu. Gelip almak için buraya geliyor. Evet. Almak için geliyor. Demek ki memnun kalıyor ki alıyor. Tabii. Memnun kalmasa aramaz. Çünkü burası evet. ana yol üzeri bir yer değil. Araya evet. girmesi evet. lazım. Evet. Onun en az evet. belki 30-40 kilometre uzatması lazım. Şöyle Seyrisar'dan bir 10 kilometre içeri girmemiz evet. girmesi gerekiyor. Ama giriyor müşterilerimiz. Evet. Nitekim ki memnun olsun. Evet. İnsanoğlu biliyorsunuz. Evet. Bizde bir düstur vardır, can boğazdan gelir diye. Evet. Yani bir şeyi beğendi mi? No problem. Evet. Bunu şeyde görmüştük biz. Mesela Nazilli Yeni Pazar var, Aydın Yeni Pazar evet, ilçesi. Evet. Arada bir yer ama pide konusunda çok uzmanlar. Evet. Ve
İzmir'den Aydın'a deniz istikametine gelen kişiler ağzının tadını biliyorsa o araya girip orada pide yemeden geçmiyor. Ve öyle bir özellik oluşmuş, nasıl hep ilçelerde, illerde nöbetçi eczane varsa orada nöbetçi pideci var. Bizim yani bizim burada nöbetçi kovuncularımız da var bizim burada yani. Var mı? Evet. Yani şöyle bir şey ki hatta 3 gün arasında Sayın Belediye Başkanı Osman Doğan da geldi buraya. Evet. Yani o da bir pazarlığında teşvik ettiler. Yani o da tattı bizim kavanozumuzu. Evet. Gerçekten yani ben dedi tatlı olduğunu biliyorum dedi ama bu kadar şey tatlı olduğunu dedi. Düşünmemiştim dedi. Evet. Evet. Yani bugün biz kavanozda her türlü iddia ediyoruz. Evet. Evet Nail Bey, izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı ilave olarak? İzleyicilerimize buradan açmayan kuyucaktan herkese saygılar, sevgiler. İzleyicilerimiz ağız tadı ile kavun yemek isterlerse diyoruz kuyucak kavunu. Seydisar'dan 10 kilometre, yatağına 1 kilometre kavunun adresi Acıbayam Kuyucak. Değerli takipçilerimiz, Nail Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Buradan Nail Bey değerli bilgiler verdiler bizlere kuyucak kavunu ile ilgili. Sizler istifadenize sunuyoruz. Kuyucak kavunu gerçekten güzel bir kavun. Biz yedik, memnun olduk. Sizlere tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarını paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Sağlıcakla kalınız. Teşekkürler Türkiye.